13 Ekim 1923 tarihinde başkent olan Ankara, 16 gün sonra Cumhuriyet'in ilanını dünyaya duyuruyor. Mustafa Kemal, Ankara'ya çok yakın bir yerde, yarısı batak ve sazlık, yarısı da kıraç ve dağlık bir çiftlik aldı. İçerisinde ağaç bile bulunmayan bu çıplak araziye, Orman Çiftliği adı verildi. Orman çiftliğine 8 yıl içinde 3 milyonu aşan çeşitli fidan dikilmiş ve hepsi de tutmuş, bağlar ise 3. yılında ilk verimini vermeye başlamıştı. Herman Johnson'ın Orman Çiftliği planı ve Johnson-Egli işbirliği sonucunda Orman Çiftliği'nin yapılaşma öyküsü özellikle bira fabrikası, konutlar ve yönetim birimlerinin olduğu kesimde odaklanıyordu. Ernst Egli, 1936 yılının son aylarında konutların yerlerinde ve sayısında değişiklik yaptı ve bunu 1937 yılında hızla uygulamaya koydu. Herman Johnson'ın Orman Çiftliği planı ve Johnson-Egli işbirliği sonucunda Orman Çiftliği'nin yapılaşma öyküsü özellikle bira fabrikası, konutlar ve yönetim birimlerinin olduğu kesimde odaklanıyordu. Ernst Egli, 1936 yılının son aylarında konutların yerlerinde ve sayısında değişiklik yaptı ve bunu 1937 yılında hızla uygulamaya koydu. Ankara İçki Fabrikası'nın eski idari binasının üst katında yer alan Atatürk Salonu'nda çeşitli fabrikalardan getirilen eşyalar dünün alanlarına bugüne yansıtmaktadır. Orman çiftliği birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanından getirtilen ağaçlar ve oluşturulan güzel bahçeleriyle Ankara'nın bir gezinti parkı halini aldı. 1925 yılında başlayan ve 1930 yılına kadar süren zamanda belirlenen arazilerin satın alınması gerçekleştirildi. 1926 yılında çiftlik alanı orman, balgat, yağmur baba, macun, güvercinlik, ahi mesut olarak bilinen 6 çiftliğe ait 80 bin dönüm araziden oluşuyordu. 1928 yılında çiftlik alanına tahar ve çakırlar alana katılarak 120 bin dönüme ulaşmıştı. Ankara'da 1932 yılı içinde yerli üretimi desteklemek, yüksek alkollü içkilere olan talebi kırmak, Orta Anadolu'nun yaylalarında üretilen ve çiftlikte ıslah edilen arpa üretimin gelişimini temin etmek, bira fabrikasında oluşan küsmelerle çiftlikteki hayvanları besleyerek süt inekçiliğinin gelişmesini sağlamak gibi gerekçeler bira fabrikası kurulmasında etken olmuştur. Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 1933 yılında özel mülkiyet olarak Orman Çiftliği bünyesinde bulunan 90.566 metrekare olan alan içerisinde malt ve bira fabrikası kurulması çalışmalarına karar verildi. Viyana Bira Enstitüsü'nün teknik gözetimi altında fabrika 1934 yılında yıllık 500 bin litre üretim kapasitesiyle kuruldu. Bira fabrikasında buz, soda, gazoz, malt üretimi ve satışları da yapılıyordu. O günlerde fabrikada 2500 litre soda ve gazoz üretilmekteydi. Atatürk'ün başbakanlığa yazdığı 11 Haziran 1937 tarihli tezkere ile bira fabrikası Orman Çiftliği ile birlikte çiftliklerini hazineye bağışlamasından sonra Orman Çiftliği 13 Ocak 1938 tarihinde Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na verildi. 6 Temmuz 1939 tarihinde de bira fabrikası, bina ve arsası, fabrika dahilinde biraya ve binadan başka imalata mahsus bütün tesisat, bira fabrikasına ait memur, müstihdam ve işçilerine ait fabrika dahilinde ve haricindeki demirbaş eşya, alet ve mallar Tekel Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesine alındı. Bu kamu kurumu aynı yıl Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne devredilerek taşıdığı önem ve özellik yönelene alınarak Atatürk Orman Çiftliği adını aldı. Toplam 91.556 metrekare alanda kurulan fabrikanın 64.132 metrekarelik bölümü Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup 27.420 metrekarelik bölümü ise İdare ve İntifai Tekel Genel Müdürlüğü'ne, mülkiyeti ise Maliye Hazinesi'ne aitti.
Yıllık 1,5 milyon litre kapasiteli olarak kurulması planlanan Ankara Bira Fabrikası'nın inşaatına 1932 yılında kurulan İnhisarlar Umum Müdürlüğü öncülüğünde 1933 yılında başlandı. İnşaat kısa bir sürede bitirildi. Fabrika ilk birasını 1934 yılında üretti. Ekim ayında da ilk üretimini piyasaya verildi. Atatürk Orman Çiftliği alanında kurulan bira fabrikası, modern Türkiye'de üretim ve insan odaklı bir mekansal düzenlemeyi beraberinde getirmiş, endüstri alanı ve memur işçi mahalle kurgusuyla yapılmış, dünyada özel bir yeri olan örnek olmuştur. 1947-1950 yılları arasında fabrikanın yıllık ihtiyacı olan arpa, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden karşılanmıştı. Fabrikada maliyeti düşük şekilde arpa stoklanması için fabrikanın demiryolu kenarına özel bir demiryolu hattı çekildi. Bu hat sonraki yıllarda da Anadolu'dan satın alınan arpanın silolara kolayla boşaltılması için kullanılmıştı. Kuruluş yılında fabrikada bira ile birlikte malt, soda, gazoz ve buz imal edilmekteydi. Soda ve gazoz üretimine 1940 yılında, buz üretimine ise 1972 yılında son verilmiştir. Ankara Bira Fabrikası 1934 yılında 51.381 litre, 1935 yılında 304.418 litre, 1936 yılında 314.793 litre, 1937 yılında da 442.294 litre bira satışını gerçekleştirdi. Tekel Genel Müdürlüğü'nün piyasaya hakimiyetine sahip olduğu yıllarda tüketicinin hisselerini de göz önünde bulundurarak kısa süre içerisinde piyasaya normal, siyah, salon ve salvator olmak üzere 4 bira çeşidini sundu. Özel sektörün piyasaya girdiği 1969 yılına kadar tek bira üreticisi durumundaki Tekel İdaresi 1957 yıllarda lüks bira adı altında başka bir bira türünü de çıkartmıştı. Tekel, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5 Şubat 2001 tarih ve 2001'e 6 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programını alınarak 3 Ocak 2002 tarihli 4733 sayılı kanun ile iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış, Tekel'in Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5 Şubat 2002 tarih ve 2002 6 sayılı kararıyla özelleştirme statüsünün yeniden belirlenmesi sonucunda Alkollü İçkiler Bölümü 5 Haziran 2003 tarihinde anonim şirkete dönüştürülerek Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adını almış, alkollü içkilere ait şirketlerin statüleri 11 Haziran 2003 tarihli ve 5817 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Devredilen 17 fabrikadan sadece 9'u, Tarsus, Kilis, Karaman ve Alaşehir Suma fabrikaları, Nevşehir, Bilecik, Tekirdağ içki fabrikaları ve Şarköy ile Elazığ Şarap Fabrikası faal durumda olup, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki fabrikalar ise kurulu bulundukları gayrimenkul mülkiyetin mülkiyeti özelleştirmede satış konusu yapılmamış, sadece 5 yıllık kullanma hakkı devredilmiştir. Devir işleminin üzerinden sadece 2 yıl kadar geçmişti ki, May AŞ bu kez bir Amerikan şirketi olan Texas Pacific firmasına hissesinin %90'ını 810 milyon dolar karşılığında satmıştı. Tekel'in alkollü içkiler bölümünün özelleştirmesi öncesinde özelleştirilen 19 fabrikada 3631 işçi çalışmaktayken özelleştirme sonucunda bu fabrikalara sadece 1700 işçi geçti. Büyük fiyakalarla satın alınan fabrikalardan sadece 9'u üretimine devam etti. 2009 yılı itibariyle de çalışan işçi sayısı ne yazık ki 323'e düştü. 1985 yılına kadar Can Baba tarafından işletilen sosyal tesis, Özelleştirme Yüksek Kurulu 2002 yılında almış olduğu karar sonucunda 2013 yılı sonu itibariyle yıkılmıştır. Ankara Bira Fabrikası'nda bugün işçilerin çalışma ortamından, üretim alet ve edevatlarından, makinelerinden gelecek nesillere kalan bir anı bile yok. Ankara Bira Fabrikası'nın bacasına yerleşen değnekler bile terk etmiş durumda. Fabrika ne yazık ki bugün kokoreç kokuları arasında ziyaretçilerine sadece hüzünlü yüzünü göstermektedir.
Atatürk Orman Çiftliği'ne canını kazandıran ve Atatürk'ün mirası durumundaki tarihi Ankara Bira Fabrikası'nın tekelin özelleştirmesi sonucunda bir müzeye dönüştürülememesi Ankaralı'nın haklı üzüntüleri arasında yer almıştır.